MIT açık ders malzemeleri lineer cebir 1806 32. ders. Evet. Şimdi gelecek kısa sınav için bir tekrarlama yapacağız. Buradaki önemli nokta bu sınav birinci ve 6. bölümler arasını kapsayacak. Doğrusal dönüşümler üzerindeki 7. bölüm son sınavda gelecek. Fakat bu kısa sınavda değil. Dolayısıyla bugün doğrusal dönüşümleri tekrarlamayacağım ama buna en son dersimizde bütün dersleri gözden geçirdiğimizde yapacağız. Böylece bugün 6. bölümü tekrarlayacağım. Eski birkaç sınavı ele alacağım ve her zaman sorularınızı cevaplamaya hazırım. Ve bence 6. bölümdeki temel konuları yazarsam hatırlamamız için yararlı olur. Evet, şimdi bir önceki kısa sınavdan öz değerleri ve öz vektörleri hesaplamayı biliyoruz. Yani bunları a'nın determinantından lambda i'yi çıkartmakla hesaplandığını öğrenmiştik. Ancak tabii her zaman bir takım kesirme yöntemler de olabilir. Mesela öz değerler hakkındaki bilgiler hesaplamaları hızlandırabilir. Tamam. Şimdi yeni konumuz bir diferansiyel denklemle başlıyor. Bir problem çözeceğim. Bunun için önce bir diferansiyel denklem problemiyle başlayacağım. Simetrik matrislerin özelliği nedir? Bunu kelimelerle nasıl ifade edebiliriz? Belki yazsam daha iyi olur. Simetrik matrislerin özelliği nedir? Onların özdeğerleri Gerçektir. Bir simetrik matrisin özdeğerleri her zaman gerçek çıkar. Ve her zaman yeterince özvektörleri vardır. Tekrarlanan özdeğerleri olsa bile yeterli özvektörleri vardır. Ve bu özvektörleri dik olacak şekilde seçebiliriz. Dolayısıyla eğer A, A devriye eşitse A'yı köşegenleştirebiliriz. ve özvektörleri sütunlarında olan özvektör matrisi dik bir matris olacaktır. Böylece Q lambda Q devrik elde ederiz. Bu sadece 3 sembolle simetrik matrislerin çok önemli bir özelliğini, bir temel özelliğini ortaya koyar. Pekala. Sonra bu konuyu bırakıp özdeğerleri pozitif olan, pozitif tanımlı matrisleri sorguladık. Bunlar üzerinde bir örnek vereceğim. Şimdi simetriyi bıraktık. Benzer matrisler herhangi bir kare matrislerdir. Ama iki matris şu şekilde ilişkili ise benzer olurlar. Ve benzer matrislerin temel özelliği nedir? Her nasılsa 7. bölüm terimleriyle şu matrisler aynı şeyi değişik bir şekilde temsil ediyorlar. 6. bölüm terimleriyle benzer matrisler ne oluyor? Benzer matrislerin temel özelliği, en temel özelliği nedir? Onların özdeğerleri aynıdır. Özdeğerler aynıdır. Böylece eğer birisi büyürse, diğeri de büyür. Birisi sıfıra giderse, diğeri de sıfıra gider. A'nın kuvvetleri, B'nin kuvvetleri gibi olur. Çünkü A'nın kuvvetleri ile B'nin kuvvetlerinin tek farklılığı M tersi ve en dışarıdaki M'dendir. Eğer bu matrisler benzerse B üzeri K eşittir M ters A üzeri K M ve bu nedenle bu M özvektörleri değiştirir ama özdeğerleri değiştirmez. Dolayısıyla lambdalar aynıdır. Ve sonra son olarak TDA'nın anlamını tekrarlayacağım tekil değer ayrıştırmasını. Pekala. Kısa sınav sadece bu konuları kapsayacak. Ve şimdi bir diferansiyel denklemle başlayarak geçmiş sınavlardan birkaç problem çözeceğim. Tamam. Ve her zaman sorularınıza hazırım. E i̇şte 2000 senesinden bir sınav. Ve burada bir 3 e 3 bir matris var. Ama bu özel bir matris gibi görünüyor. Köşegeninde sıfırlar var. Üst tarafında eksi birler, alt tarafta gördüğünüz gibi birler var. E i̇şte A matrisi böyle verilmiş. Pekala, birinci adımda, evet, şu denklemi çözmek istiyorum. Genel çözümü bulmak istiyorum. Size burada u'nun sıfırdaki değerini vermedim. Yani genel çözümü arıyorum. Şimdi bunun genel çözümün şekli nedir? İçinde 3 keyfi sabit olmalı. Çünkü onlar başlangıç durumuna uymak için kullanılacak. Böylece genel çözüm t zamandaki u ilk özel çözümün bir katıdır. İlk özel çözüm özdeğer gibi büyüyecektir ve o özvektördür. Böylece bu tamamıyla şu öz vektörüne bağımlı bir saf üstel çözümdür. Elbette öz değerleri ve öz vektörleri henüz bulmadım. Bu normalde ilk yapacağımız iş olmalı. Şimdi bir ikinci olarak e üssü lambda 2 ile büyüyen ve bir üçüncü e üssü lambda 3 ile büyüyen olacak. Böylece bitirdik. Ama gerçekte henüz aslında Hiçbir şey yapmadık. Öz değerleri ve öz vektörleri bulmam gerekiyor. Ve sonra 3 doğru sabiti seçerek u sıfıra uyduracağım. Pekala. Şimdi size öz değerleri ve öz vektörleri soruyorum. Ve bu matrise bakın ve onda ne görüyorsunuz? Ee, şey belki kendimize hemen sormalıyız. O tekil mi? O tekil mi? Çünkü eğer öyleyse bir avantaj yakaladık. Çünkü öz değerlerinden birinin sıfır olması gerektiğini biliyoruz. Şu matris tekil mi? Bilmiyorum. Determinantını alıp bulur musunuz? Veya belki birinci ve üçüncü sıralara bakarsınız. Ve hey birinci ve üçüncü sıraların sadece işaretleri farklı dersiniz. Onlar doğrusal bağımlı der misiniz? Birinci ve üçüncü sütunlar bağımlı. Matris tekil. Öyleyse bir özdeğer sıfır. Onu lambda bir yapalım. Lambda bir böylece sıfır olacak. Pekala. Şimdi diğer iki özdeğeri bulmamız kaldı. Ve zannediyorum bunun en kolay yolu a eksi lambda u'ya bakmak. Öyleyse şuraya bir eksi lambda koyayım. Eksi birler yukarıya, birler aşağıya. Ama bunu yapmadan önce bakalım matris gerçekten simetrik değil. Doğru mu? Gerçekte simetriğin tam tersi. Şu A devrik matrisi A devrik A matrisine nasıl bağlı? Bu bir ters simetrik matris. Çarpık simetrik matris. Ve belki bir 2'ye 2 ters simetrik matris örneğiyle karşılaşıyoruz. Ve şunu söyleyeyim. Bunların özerleri nedir? Onlar saf sanaldır. Onlar sanal eksendeler. Onlar eğer ters simetrik matrislerse I'nın bir katı olurlar. Böylece I'nin katlarını bulmak istiyorum. Ve şüphesiz şu sıfır kere i şu sanal eksende. Ama belki şöyle yapmam daha iyi. Bakın. Lambda küp. Şey belki eksi lambda küp. Ve sonra bir sıfır ve bir sıfır. Sıfır ve sonra belki artı bir lambda var ve bir başka artı bir lambda ama onların bir eksi işaretleri var. Eksi 2 lambda eşittir sıfır mı elde ediyorum? Öyleyse lambda küp artı 2 lambda eşittir 0'ı çözüyorum. Böylece lambda birinci kök olarak dışarı çıkar ve gerisi de lambda kare artı 2. Tamam. Bu istediğimiz gibi gidiyor değil mi? Çünkü şu kök lambda eşittir sıfırı verir. Ve diğer iki kök onlar lambda eşittir nedir? Lambda kare artı 2 eşittir sıfırın çözümü nedir? Sonra şu özdeğerler nedir onlar? Onlar i'nin katlarıdır. Sadece 2i'nin karekökü. Bunu sıfıra eşitlersem lambda kare eşittir. Eksi 2 elde ederim değil mi? Şu nasıl sıfır olur? Ve kökleri kök 2 i ve eksi kök 2 i. Böylece şunların ne olduğunu biliyorum. Şunları yerine koyayım şimdi. Ya t sıfır sadece 1'dir. Şu sadece bir. Bu kök 2 i. Ve bu eksi kök 2i. Peki çözüm sıfıra iniyor mu? Bu çözümün sıfıra giden tamamıyla kararlı bir problem mi? Hayır. Gerçekte bütün bunların boyu aynı kalıyor. Şu şey bu rakamla çarpılıyor. E üzeri i bir şeyler t. Şu genliği olan bir sayı. Ve birim çember çevresinde dolanır. Bu da aynı şekilde. Böylece çözüm sonsuza gitmez. Ve sıfıra da gitmez. Peki hala. Ve onun ne olduğunu bulmak için başlangıç değerlerini kullanmalıyız. Ama aslında şimdi soracağım soru şöyle. Çözüm ne zaman başlangıç değerine döner? Başlangıç değerini söylemeyeceğim bile. Zannediyorum ki bu çözüm sonrasında periyodik olan bir durumdur. T sıfırken C1, C2 ve C3 olarak başlar. Ve sonra T'nin bir değerinde şuna geri döner. Yani bu çok özel bir soru. Peki şimdi birkaç saniye duralım. Çünkü bu özel soru Herhalde kısa sınavda gelmez. Ama o tekrar başlangıç değerine dönüyor. Değil mi? Yani ne zaman e üzeri 2 pi olursa şu 1 olur ve tekrar aynı yere geliriz. Yani başlangıç değerine döner. O periyodik. Ne zaman bu kök 2 i ona büyük t diyelim periyodu ifade için o büyük t değerinde eğer şu 2 pi i'ye eşit olursa e üzeri bu şey 1'dir. Ve aynı yere geri döneriz. Böylece büyük t periyodunu şöyle buluruz. i'leri sil ve büyük t pi çarpı kök 2'dir. Evet bu çok zarif. Bütün çözümler hakkında bilgi topluyoruz. Herhangi bir çözümde odaklanmadık ama tekrar geri gelir. Yani bu benim bütün ters simetrik ters simetrik matris ailesi hakkında bir şey söylemek için ilk fırsatımdı. Pekala. Ve şimdi sonunda şunu soruyorum. İki öz vektörü alalım. Daha öz vektörleri hesaplamadım ve onlar dik çıktı. Onlar dik. Simetrik matrislerin veya ters simetrik matrislerin öz vektörleri her zaman diktir. Düşünüyorum da size anlatmalıyım. Öz vektörleri dik olan matrisler nelerdir? Ve simetrik olanlar en önemli sınıfta. Bunları şimdi konuştuk. Ama gene de bunu şöyle not alalım. Dik x'ler, öz vektörler. Matrisin dik özvektörleri var. Bunu ne zaman olacağını sizlere söyleyebilmem çok güzel bir şey. Bu A defa A devrik. A devrik defa A'ya eşit olduğunda olur. Her zaman dik özvektörlerin vektörlerin koşuludur. Ve özel vektör aileleriyle ilgilendiğimiz için buna uyan birkaç özel grubu söyleyin bana. Bütün gereksinim bu. Bu çoğu matris için çok özel bir gereksinim. Yani genelde 3 3'e 3 bir matrisin 3 tane öz vektörü var ama dik değil. Ama devriyle değişme özelliği varsa o zaman harika biçimde öz vektörleri dik olur. Şimdi simetrik matrislerin bu testi nasıl geçtiklerini görüyor musunuz? Şüphesiz. Eğer A devrik A'ya eşitse iki tarafta A kare olur. Bunu yaptık. Peki ters simetrik matrisler bu testi nasıl geçer? Eğer A devrik eksi A'ya eşitse bunu da yaptık. Çünkü iki tarafta eksi A kare olur. Yani bu bir diğer grup. Ve son olarak size en favori ailemiz hakkında sorayım. Dik matrisler. Dik matrisler bu testi geçer mi? Eğer A bir Q ise, dik özvektörlerin testini geçer mi? Pekala. Eğer A bir dik matris Q ise, Q devrik Q nedir? I matrisi. Peki Q defa Q devrik nedir? O da I matrisi. Kare matrislerden bahsediyoruz burada. Yani evet, testi geçiyor. Böylece bu özel durumlar simetrik. ters simetrik, bazen çarpık simetrik diyeceğim ve dik matrisler. Bunlar bu grupta olan 3 önemli sınıf oluyor. Pekala. Bu 6 nokta 4. bölümde yapılabilecek açıklamaydı. Pekala. Diferansiyel denklemlere devam edebilirim. Bir de bu soru size sormadım. bu matris üstelini E üzeri AT'yi nasıl bulabilirim? Bunu silebilir miyim? Böyle bırakayım şimdi. E üzeri AT'yi nasıl bulabilirim? Yani nasıl oluyor? Bu bir diferansiyel denklemin ana matrisi. Çünkü çözüm şöyle. Çözüm UT eşittir E üzeri AT defa U0. Yani bu temel matris gibi verilen denklemle çarpılıyor ve cevabı veriyor. Şimdi istersek bunu nasıl hesaplarız? Her zaman E üzeri AT'yi bulmamız gerekmez. Çünkü E üzeri AT'siz direkt çözüme gidebilirim. Ama şurada gizli bir E üzeri AT var. Ve onu nasıl hesaplarım? Pekala. Eğer A köşegenleştirilebilirse şimdi her zaman yaptığım gibi tekrarlayacağım. Eğer A köşegenleştirilebilirse herkesin hatırlaması gerekir. Burada bir eğer kelimesi var. Çünkü matrisin yeterince özvektörleri olmayabilir. Bu örnekte yeterince var. Rastgele matrislerin yeterince vardır. Yani köşegenleştirebiliyorsak bunun için güzel bir formülünüz var. Çünkü bir S en başta gelir. Ve S'nin tersi en sonunda gelir. Ve sadece lambda'nın üstelini almak kalır. Ve bu sadece bir köşegen matris. Böylece bu yalnız E üstü bir T. Şu şeyler ortaya çıkıyor. E üzeri NT'de. Pekala. Bu formülün çok kısa bir tekrarı. Bunu çok kolay hesaplayabiliriz. Eğer S ve lambda kısımlarını yapmışsak. Eğer S ve lambda'yı biliyorsak şu adımı atmak çok da zor değil. Tamam. Diferansiyel denklemler üzerine açıklamalar getirdik. Şimdi şurada başladığım soruya devam etmek istiyorum. Ve bunun bir çok şıkkı var. Ve sizlere okuyabilirim. Elimizde 3'e 3 bir matris verilmiş. Nedenmiş ki bunun öz değerleri 1 haricinde yani bilmiyoruz. Ve öz vektörleri verilmiş. Ve size matris hakkında sormak istiyorum. Pekala. Evet. Birinci soru. Matris köşegenleştirilebilir mi? Ve demek istiyorum ki hangi C'de? Çünkü C'yi bilmiyorum. Yani tüm sorularım C üzerinde bir koşul var mı? Bir C işi görür mü? Yalnız bana cevabınız uyan bütün C'leri söylemeli. Size sorduğum şu değil. Mesela C eşittir 4. Evet o sağlıyor. Matrisi köşegenleştirebilecek tüm C'leri söylemenizi istiyorum. kala köşegenleştirebilmenin koşulu ne? Yeterli özvektör olması değil mi? Öz değerlerini bilmemiz gerekmez. Özvektörler köşegenleştirebilmek için çok önemli. Ve 3 tane bağımsız bulmak gerekiyor. Ve şu üç şey bağımsız mı? Şimdi onlara biraz bakalım. Bu vektörlere baktığımızda hemen ne görüyorsunuz? Onlar sadece bağımsız değil. neden o üçünün, seçildiğini görebiliyor musunuz? Çünkü bunun cevabı bir sonraki şıkta gelecek. Onlar onlar dik. Bu vektörler dik. Bunlar gerçekten bağımsız. Yani köşegenleştirebilmenin cevabı evet. Bütün C'ler. Bütün C'ler. Fark etmez. C tekrarlanan bir şey olabilir. Ama bizim yeterince özvektörümüz var ve önemsediğimiz şey bu. Pekala, ikinci soru. C'nin hangi değerleri için simetriktir? Pekala. Bu sorunun cevabı nasıl? Eğer aynı düzeni biliyorsak, eğer o kadar biliyorsak, bu özvektörleri biliyoruz ve onların dik olduğunu da fark ettik. O zaman hangi C'ler çalışır? Yani bu simetrik matrisin öz değerleri gerçek olmak zorunda. Yani tüm gerçek C'ler. Eğer C eşit i olsaydı matris simetrik olmazdı. Ama eğer C gerçekse o zaman öz değerleri de gerçek olur. Matris simetrik olduğu için dik öz elde ederiz. Tamam pozitif tanımlı. Pekala. Şimdi bu simetriğin bir alt sınıfı. Yani C'nin gerçek olmasını istiyoruz. Böylece bir simetrik matris elde ederiz. Ama aynı zamanda bu şeyi de pozitif tanımlı istiyoruz. Şimdi özdeğerlere bakıyoruz. Pozitif tanım için bir sürü testimiz var. Ama özdeğerler eğer onları biliyorsak daha iyi, çabuk ve temiz bir test. Bu matris pozitif tanımlı olabilir mi? Hayır. Hayır. Çünkü bir özdeğer sıfır. Matris pozitif yarı tanımlı olabilir. Biliyorsunuz teselli ödülü gibi. Eğer C sıfırdan büyük olsaydı pozitif yarı tanımlı olurdu. Fakat değil. Hayır. Yarı tanımlı eğer bu açıklamayı getirirsem yarı tanımlı yani koşul C'nin sıfırdan büyük veya eşit olması. O zaman olurdu. Pekala. Sonraki kısım. Bu bir Markov matrisi mi? Bu matris eğer C'yi doğru seçersem bir Markov matrisi olur mu? Peki. Markov matrisler hakkında ne biliyoruz? Başlıca onların öz değerlerini biliyoruz. Bir öz değeri her zaman bir ve diğer öz değerler daha küçük, büyük değil. Yani bir öz değer iki olamaz. Dolayısıyla cevap hayır. Değil. Yani yukarıdaki Markov matrisi olamaz. Pekala. Ve son olarak A'nın bir yarısı bir iz düşüm matrisi olabilir mi? Yani o bu olabilir mi? Bir iz düşüm matrisinin iki katı olabilir mi? Peki şöyle yazalım. A bölü 2 bir iz düşüm matrisi olabilir mi? Pekala. İz düşüm matrisleri nedir? Onlar gerçektir. Yani onlar simetriktir. Yani özdeğerleri gerçektir. Fakat buna ek olarak özdeğerinin ne olması gerektiğini biliyoruz. Bir iz düşüm matrisinin öz değerlerinin ne olması gerekir? Bakın, öz değerlerinin hakkında fikrimiz olan güzel bir matris. Demek ki bir iz düşüm matrisinin öz değerleri 0 ve 1'dir. 0 ve 1 sadece. Çünkü P kare P eşittir. Bu matrise P diyelim. Böylece P kare eşit P, lambda kare eşit lambda, çünkü P'nin öz değerlerinin karesi lambda karedir. Ve dolayısıyla lambda'nın 0 veya 1'e eşit olması gerekir. Tamam. Şimdi C'nin hangi değeri burada çalışır? Yani öyleyse uyan bir takım değerler var. Ve ne çalışır? C eşit 0 olur. Veya başka ne olur? C eşit 2. Çünkü eğer C2 ise 2'ye bölünce bu iki özdeğeri 1 olacak. Ve aynı şekilde diğer özdeğer de. Yani C eşittir 2. Pekala. Koşulları sağlayan şeyler bunlar. Ve özvektörlerin dik olması gerçeği bize uzun bir yol kat ettirdi. Buraya kadar. Eğer onlar dik olmasalardı o zaman simetri olmazdı. Pozitif tanımlı olmazdı ve iz düşüm olmazdı. Ama öz vektörleri dik. Böylece iş öz değerlere bakmaya kaldı. Pekala. Böylece bu bölümün geniş bir tekrarını yapmış olduk. Şimdi... Tekil değer ayrıştırmasına atlayalım mı? Ve sonra üçüncü konu olarak tekrarlamak için... Pekala öyle yapalım. Buraya atlayalım. Pekala. Ve şimdi tekil değer ayrıştırması veya herkesçe bilindiği şekliyle TDA. Ve bu A'nın dik çarpı köşegen çarpı dik çarpanlara ayırma işi. Ve bunlara her zaman U ve sigma ve V devrik denir. Pekala. Buradaki temel nokta her matris için olur. Her A her A dikdörtgensel fark etmez ne olursa olsun bu ayrıştırma vardır. Şimdi bu çok önemli. Ve buradaki ana nokta A devrik A gibi şeylere bakmak. A devrik A'ların olduğunu hatırlıyor muyuz? Eğer şunun devrini alırsam V sigma devrik U devrik elde ederim. Yani A ile çarparak bu U sigma V devrik. Ve sonuçta V dış tarafta U devrik U birim matris. Çünkü o bir dik matris. Sonunda elimde kalan sigma devrik sigma ortada. O bir köşegen. Belki dikdörtgensel çarpı onun devriği. Yani sonuç bu. Dik, köşegen, dik. Böylece sanıyorum aslında bu A devrik A için TDA. İşte bakın dik, köşegen ve dik. Çok güzel. Ama birkaç şey daha var burada. A devrik A için fark şu ki dik olan şeyler aynı. Bu V ve V devrik. Burada ne görüyorum? Simetrik bir matrisin çarpanlarına ayırmayı görüyorum. Bu şey simetrik. Yani simetrik bu durumda U ve V aynı bu simetrik matris için ve şüphesiz bunun olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu bize hemen V'yi verir. Ve A devrik A'nın özvektör matrisi. Tamam. Şimdi ben bu konuyu anlatırken burada olsaydınız tekil değer ayrıştırması konusunu işlediğimde hatırlardınız ki zor duruma düşmüştüm. Bunu hatırladığımdan biraz üzgünüm. Ama oldu işte. Pekala. Bu nasıl olmuştu? Önce çok iyi gidiyordum. Şöyle ki A devri K'nın öz bulmuştum. Güzel. Tekil değerlerini buldum. Onlar nelerdi? Tekil değerleri nelerdi? İ numara tekil değer veya bunlar sigmadaki şeyler. Bu köşegen içinde sigma numarasıyla bu köşegen sigma 1, sigma 2, mertebeyi yükseltelim. Sigma r, şunlar sıfır olmayanlar. Böylece şunları buldum ve onlar ne? Onlar bana neyi hatırlatıyor? Şey, işte onların karesinin alındığını görüyorum. Yani onların karesi A devrik A'nın öz değerleri. Güzel. Böylece kare kökünü alırım. Eğer A devrinin öz değerlerini arıyorsam. Eğer sigmalarını arıyorsam ve onları biliyorum kare kökünü alırım. Artı kare kökünü. Pekala. Nerede zor duruma düştüm? Şey. Sonra son adımım U'yu bulmaktı. Ama kitabı okumadım. Yani pratik olarak Doğru bir şey yaptım. Fakat şey zannederim pratik olarak doğru, tam uygun değil. Pekala. Yani düşündüm ki pekala A devriye bakacağım. A devriye baktığımda ne oldu? Şuraya yazı vereyim ki görebileyim. Pekala. Şimdi A devrik burada. Yani şu U sigma V devrik güzel. Ve sonra ortada tekrar birim matris var. Yani her şey güzel görünüyor. U sigma sigma devrik U devrik I. Çok güzel. Ve şimdi U'nun şu sütun öz vektörler. Yani u şu şeyin özvektör matrisi bu doğruydu. Yani bunu iyi yaptım. Nerede bir hata oldu? Bir işaret yanlış oldu. Bir işaret yanlış oldu çünkü şimdi görüyorum. Aslında dersten sonra birisi bana söyledi. Bu tanımlamadan özvektörlere hangi işareti vereceğimizi bilemeyiz. Eğer matrisin özvektörleri bunlarsa yani bana bir özvektör verirseniz ve ben bütün işaretlerini değiştirirsem gene başka bir özvektör elde ederiz. Yani saptayamadığım şey özvektörler için seçmiş bulunduğum işaretler ve %50 şansım vardı. Ama şansım yaver gitmedi. Onlardan birinin işaretini değiştirmem gerekiyordu. Yani buradan özvektörü veya onun eksisinden hangisinin doğru olduğunu söyleyemem. Böylece gidecek doğru yol işaretleri kararlaştırdıktan sonra ve V'leri de hangi işaretin doğru olduğunu bilmiyorum. Ama birini seçerim. Ve sonra bunun yerine bana hangi işareti seçmem gerektiğini söyleyecek olanı seçmeliydim. Kuralı A çarpı V eşittir. Sigma çarpı U. Böylece V'yi belirledikten sonra A ile çarparım. Sigma faktörünün çıktığını fark edeceğim. Ve orada bir birim vektör olacak. Ve şimdi bunun tam olarak ne olduğunu biliyorum. Ve sadece bir işaret değişikliğine bakmıyorum. Yani bu i. Ve şüphesiz bu TDA'nın temel noktasıdır. Ana fikir şu ki köşegenleştirdik şu A defa V'lerin matrisi eşittir. U defa sigmaların köşegen matrisi. Şu şununla aynı. Pekala. Böylece geçmişteki dersteki işaret hatasını düzeltmiş olduk. Ve bu tamamladı ki bu TDA'nın nasıl hesaplandığını tamamladı. Şimdi kısa sınavda soracağım şey belki finalde Önümüzde kısa sınav ve final var. Bazen matrisi veririm ve TDA'yı hesaplamanız istenebilir. Ana panoya şimdi geri döneyim. Veya size parçaları verebilirim. Ve size matris hakkında bir şey sorabilirim. Mesela farz edin ki size sordum. E, diyelim size sigmanın ne olduğunu söyledim. Pekala. Bir örnek verelim. Farz edin ki sigma şöyle. Yani bütün bu nasıl hesaplandığını gösterir. Ama şimdi farz edin size bunları verdim. Farz edin sigmayı verdim. Mesela 3, 2. Ve size dedim ki U'nun iki sütunu var ve V'nin iki sütunu var. Pekala. Şunlar dik sütunlar. Şüphesiz. Çünkü U ve V dik. Ben sadece sizi TDA üzerinde düşünmeye yöneltiyorum. Çünkü onun hakkında sadece bir derste konuştuk. Ve bir ödevde. Burada ne tip bir matrisimiz var? Bu matris hakkında ne biliyorum? Şimdi tek bildiğim şey onun tekil değerleri. Şu sigmalar 3 ve 2. Ve görebildiğim tek ilginç olan şey onlar sıfır değil. Biliyorum ki bu matris tekil değil. Değil mi? Şu tersi alınabilir. Hiç sıfır özdeğeri yok. Ve hiç sıfır tekil değeri yok. Şu tersi alınabilir. 2 2 tekil olmayan tersi alınabilir. Güzel bir matris için tipik bir TDA vardır. Eğer gerçekte matrisi vermiş olsaydım U'ları ve V'leri bulmanız gerekiyordu. Şimdi konuştuğumuz gibi. Fakat işte. Şimdi bu 2 eğer 2 olmasaydı da peki çok uç bir örnek vereyim. Burada farz edin o eksi 5 olsaydı bu yanlış. Hemen belli. Bu bir tekil değer araştırması değil değil mi? Tekil değerleri negatif değil. Yani bu bir tekil değer araştırması değil. Ve unutun onu. Pekala. Şimdi size şu soruyu sorayım. Bana bu matris hakkında ne söyleyebilirsiniz? O tekil değil mi? Ortasında tekil bir matrisi var. Ve bakalım. Pekala. O tekil. Belki bana söyleyebilirsiniz. A'nın rankı ne? O açıkça... Birisi de hemen söylesin. 1. Teşekkürler. Rankı 1. Yani sıfır uzayı, sıfır uzayı boyutu ne? 1. Değil mi? Böylece rankı 1 olan 2 iki, 2'lik bir matrisimiz var. Dersin başından beri ilgilendiğimiz bütün konular hala yanı başımızda. Bu temel uzayların boyutları hala ön planda ve onların bazıları da burada. Şimdi bana sıfır uzayda olan bir vektör verebilir misiniz? Ve sonra bu TD hakkında söyleyeceğim sonsuz olacak. Bana sıfır uzayda olan bir vektör verebilir misiniz? Yani ne ile çarparsam sıfır elde ederim burada? Sanıyorum cevap belki V2. Sanıyorum belki V2 sıfır uzayda. Çünkü sanıyorum şu sıfır özdeğeriyle giden özvektörü olmalı. Evet. Şuna bir bakalım. E size A devrin sıfır uzayını sorabilirim. Ve size sütun uzayını sorabilirim. Ve bütün bunlar... Her şey TDA'dan çıkıyor. TDA'nın hesaplaması biraz daha uzun sürüyor ama bir matris hakkında birçok şeyi gösteriyor. Pekala. TDA hakkında sorusu olan var mı? O zaman başka konulara geçeyim. Şimdi bakalım. Benzer matrislerden konuştuk. Bakayım başka bir şey var mı? Pekala. Bir doğru yanlış sorusu. Yani bunu kolayca yapabiliriz. Evet. Soru. A verilmiş. A simetrik ve dik. Pekala. Böyle güzel matrisler her zaman karşımıza çıkmaz. Şimdi onun öz değerleri hakkında ne diyebiliriz? Gerçekten şüphesiz. Burada iki önemli matris sınıfı var. Ve onların kesişimine bakıyoruz. Şimdi bunlar zarif matrisler. Ve onların öz değerlerinin ne olabileceği konusunda bana ne diyebilirsiniz? Öz değerleri ne olabilir? Simetrik bir matrisin öz değerleri hakkında ne biliyorum? Lambda gerçek. Dik bir matrisin öz değerleri hakkında ne biliyorum? Evet. Belki hiçbir şey. Olamaz. Dik bir matrisin öz değerleri hakkında ne biliyorum? Peki. Ne doğru gibi geliyor? Burada biraz içgüdüye dayalı matematik kullanırsak dik bir matrisin öz değerlerinin uzunluğunun 1 olması gerekir. Dik matrisler döndürmeler gibidir. Onlar uzunlukları değiştirmezler. Yani dik olunca öz değerleri 1. Size neden böyle olduğunu göstereyim. Neden? Evet, matris ona dik olduğu için Q diyeyim Qx eşittir lambda x'e bakarsam bu şeyin uzunluğunun 1 olduğunu nasıl görebilirim? İki tarafında uzunluğuna bakarım. Uzunluğu alıyorum. Uzunluğu alıyorum. Bu büyüklük her neyse onun x uzunluğu ile çarpımı. Ve q dik bir matrisse q x'in uzunluğu nedir? Bu bilmeniz gereken bir şey. x'in uzunluğu ile aynıdır. Dik matrisler uzunlukları değiştirmezler. Yani lambda'nın 1 olması gerekir. Doğru. Pekala. Bu hafızamıza kaydetmemiz gereken bir şey. Tekrar karşımıza çıkabilir. Pekala. Şimdi şu sorunun cevabı nedir? Öz değerlerinin ne olması gerekir? Sadece iki seçenek var. Ve biri 1 bir ve diğeri diğer seçenek eksi 1 olması gerekir. Evet. Çünkü bunların büyüklükleri doğru ve onlar gerçek. Pekala. Teşekkürler. Doğru mu yanlış mı? A'nın pozitif tanımlı olması gerek. Evet. Bu güzel bir matris. Ama gerçekten pozitif tanımlı olması gerekir mi? Hayır. Eğer bir özdeğeri eksi 1 olsaydı pozitif tanımlı olmazdı. Doğru mu yanlış mı? Hiçbir tekrarlanan özdeğeri yok. Bu da yanlış. Gerçekte eğer 3'e 3 kadar büyükse tekrarlanan özeller olacak. Bu C'lerden her biri, onlardan biri en azından tekrarlanması gerekir. Elbette tekrarlanan öz değerleri var. Ama köşegenleştirilebilir mi? Bunun çok, birçok tekrarlanan özelleri var. Eğer 50 50 ise gerçekten içinde çok tekrarlar var. Köşegenleştirilebilir mi? Evet. Tüm simetrik matrisler, bütün dik matrisler köşegenleştirilebilir ve aslında öz vektörleri dik bile seçilebilir. Yani o mesela sanki bir Q ile en iyi şekilde köşegenleştirilebilir ve herhangi bir sayı değil. Pekala. O tekil olmayan mı? Simetrik dik bir matris tekil olmayan mıdır? Kesinlikle dik matrisler her zaman tekil olmayandır. Ve belli ki hiç sıfır özdeğerimiz yok. Kesinlikle köşegenleştirilebilir mi? Evet. Şimdi son bir adım. A'nın yarısı artı I'nin A olduğunu gösterin. Yani A'nın yarısı artı I'nin bir izdüşüm matrisi olduğunu ispatlayın. Pekala. Bakalım nasıl yaparım. İki yol görebiliyorum. Ez matrislerinin özelliklerine bakabilirim. Nedir onlar? Ez matrisleri simetriktir. Evet. Bu gerçekten simetrik. Çünkü A öyle. Ve diğer özelliği nedir? Karesini alırsam umarım aynı şeyi elde edeceğim. Yani bunu yapabilir miyim? Karesi ve aynı şeyi elde etmeyi Evet karesini alırsam a karenin dörtte biri artı 2a artı i değil mi? Ve soru şu. Bu şey kendisine eşit olmasıyla uyuyor mu? a'nın yarısı artı i. Hmm, sanırım a kare hakkında bir şey bilmek istiyorum. a kare nedir? Problemimiz bu. A kare nedir? Eğer A simetrik ve dikse, A simetrik ve dik. Bize verilen bu değil mi? O simetrik ve dik. Öyleyse A kare nedir? A kare I'dır. Çünkü a kare a eğer a kendisinin tersine eşitse yani a defa a ile a defa a'nın tersi aynıysa ki bu ı demek ki buradaki a kare eşittir ı olur. Şimdi bulduk. 2 birim matris bölü 4'ümüz var. Çok güzel. Ve 2a bölü 4'ümüz var. Çok güzel. Pekala. Yani rahatça iz düşüm matrisi olduğu ortaya çıktı. Ve gene diyebilirdik ki peki bu şeyin öz değerleri nelerdir? A'nın yarısı artı I'nın öz değerleri nelerdir? Eğer A'nın öz değerleri 1 ve eksi 1 ise A artı I'nın öz değerleri nelerdir? Şu kalan 30 saniyeyi takip edin. Eğer A'nın öz değerlerini biliyorsam ve birim matrisi eklersem A artığının öz değerleri 0 ve 2 olur. Ve sonra 2'ye bölersem öz değerleri 0 ve 1 olur. Öyleyse simetrik olur. Doğru öz değerleri var. O bir iz düşüm matrisidir. Pekala. Öz değerler ve özel matrisler hakkında birçok şey gördünüz. Ve kısa sınav bunlar üzerinden gelecek. Pekala. Sınavda bol şanslar.